Evet değerli izleyenler, reklamların ardından yeniden karşınızdayız. Dün konuşmuştuk ozonla ilgili. Bugün tekrar bu konuya devam edeceğiz. Vaktimiz yetmediği için yarım kalmıştı ve kendilerinden rica ettik. Sayın Kureş bu konuda bizleri bugün de bilgilendirecek. Ve herbalist Sayın Kureş bugün son günlerde işte o sık duymaya başladığımız ozonla ilgili aldığımız bilgileri, yeni bilgileri ekletmek için şu anda burada. Ve ozonu anlatacak bugün bize. Ozonun sağlığımız açısından bize ne gibi faydalar kazandırdığı hakkında yine bilgiler alacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın Dün herkes. Bir tanım almıştık ama bugün de yine küçük bir tanım alalım. Ozon nedir ve ne şekilde şu anda üretimi yapılmakta? Evet. İnsanın direkt olarak tabii ki teması. Ozon aslında bizim gerçekten hayatımızda çok çok önemli olan bir gaz ve tabaka diyelim. İnanın şu anda o gökyüzündeki ozon tabakası olmasa, yani Profesör Doktor Velio Bocci var, bu ozonla ilgili İtalyan bilim adamı, diyor ki yani %1'lik bir ozon tabakasındaki delik %10 kanser artışı demektir. Hı hı. O kadar bizim hayatımıza önemi olan bir tabaka diyelim. Onun sayesinde gökyüzünü daha mavi görüyoruz. Gökyüzüne aslında rengini veriyor. Yine onunla beraber bir takım vücudumuzu, gözümüzü güneşin zararlı radyoaktif ışınlarından koruyoruz. Bunları bir filtre görevi üstleniyor. Yine bir takım vücudumuzun tanımadığı bakteri ve virüsleri süzerek yeryüzüne inmesini engelliyor. Biz ozona kısaca aktif oksijen diyebiliyoruz. Oksijen hepimiz biliyoruz, formülü O2'dir. Ozoninki ise O3. Daha aktif, bizim solumakta zararlı olan fakat vücudumuza sayılamayacak derecede, bizler çünkü birer canlı organizma olduğumuz için, hücresel bir yapıya sahip olduğumuz için, hı hı, vücudumuza sayılamayacak alanda çok çok faydası var. Yine bir takım efendim tekstil sektöründe kullanılıyor. Şu anda bakın büyükşehir belediyeleri suların dezenfeksiyonunda kullanmış olduğumuz, musluklarımızda akan suların dezenfeksiyonunda kullanıyor. İçtiğimiz o elimizdeki pet şişelerin etiketlerine dikkat edersek işte ozonla paketlenmiştir, ozonla şişelenmiştir gibi ibarelere rastlıyoruz. Çünkü bilinen, şöyle söyleyeyim, klordan 3125 kat daha güçlü bir dezenfektan olduğu için antibakteriyel etkisi ve viral etkisi çok çok fazla. Ondan dolayı sterilizasyonda ozonu tercih etmeye başladık. Çünkü ozon daha sağlıklı, hiçbir kimyasal madde içermeyen doğal bir şey. Ve tekrar bizim için hayatımızın en önemli kaynağı olan oksijene dönüşüyor. Hiçbir şekilde geride bir kimyasal atık bırakmıyor. Ve böylece gerçekten hayatımızdaki önemi çok çok büyük. Çünkü bizler insanoğlu olarak 100 trilyon hücreden meydana geliyoruz. Bu hücreler arasında öyle bir haberleşme sistemi, öyle bir dolaşım sistemi var ki bu hücrelerimizin yeterli beslenememesinden, yeterli oksijeni alamamasından dolayı işte niye çabuk yaşlanıyoruz? Bir takım yüzümüzde deformasyonlar oluşmaya başlıyor. Bir takım hastalıklara daha açık hale geliyoruz. Bağışıklık sistemimiz güçlüyor. Bununla beraber yine ne yapıyoruz? Daha sık hastalanıyoruz ve cilt yapımız bozuluyor. O cildimiz elastikiyetini kaybediyor. Çünkü hücreler ne kadar siz bol bol oksijen verirseniz, oradaki kan dolaşımını sağlarsanız, hı-hı, o hücrelerde hayat vardır, can vardır. O hücreleri canlandırdığınız takdirde de tabii ki yaşlanmayı hiçbir şekilde durduramıyoruz. Ama yaşlanmanın etkilerini en aza indirebilmek, sağlıklı yaşlanabilmek bizim için en güzel şey diyorum. Anlıyorum. Şimdi mesela ozonu kimyasal olarak tanımlarsak ve evet, tarihçesine bakarsak, dün evet, buraları biraz atlattık, evet, bu noktaya da biraz. Tabii. Aslında bakın ozon ta mitolojik çağlardan gelmiş. Odisya ve İlyada. Ne zaman keşfediliyor? 1840 yılında normalde keşfediliyor. Onun akabinde 1856 yılında ameliyathane ortamlarında sterilizasyon amaçlı, işte cerrahi aletlerin sterilizasyonunda kullanılmaya başlıyor. Daha sonraki yıllarda da işte bir takım metotlarla vücudumuza da kullanmaya başlanıyor. Ama şöyle söyleyeyim, mesela 2. Dünya Savaşı'nda o yaralanan askerlerin, yaralarının iyileşmesi için işte o an biliyorsunuz yokluk var, antibiyotikler yok. Gerekli savaş ortamı. Tabii savaş ortamı, gerekli sterilizasyon ortamı yok. Artık o anda ne olursa binlerce, işte yüz binlerce yaralı var. Onları tedavi etmek için ne yapmışlar? Ozonu kullanmışlar. Yaraların daha çabuk iyileşmesini sağlamışlar.
enfekte olmalarını, yani oradaki bir takım bakteri ve virüslerin üremesini engellemişler. Ve bundan çok iyi bir şekilde faydalanmışlar. Avrupa'da yine yüzyıllardan beri kullanılıyor. Yaklaşık 7000 tane klinikte kullanıyor. Bizde de 3-4 seneden beri yaygın olmaya başladı. Çok çok değişik amaçla kullanılıyor. Bakın, ağrı kesici özelliğinden kullanılıyor. Boyun ve bel fıtıklarında kullanılıyor. Yine bağışıklık sistemimizin güçlenmesi için kullanılıyor. Bizim ülkemizde şu anda kullanılmasa bile, inanır mısınız, hepatit ve AIDS vakalarında bile kullanılıp başarılı alınmış. Bunların hepsinin tıbbi açıklamaları var. Ülkemizde daha çok kozmetikte kullanıyoruz. Şöyle söyleyeyim, bunu bir şekilde vücudumuza aldığımız zaman anti-aging, yani hücreleri gençleştiriyor. Hani insanoğlu da bir mekanizma. Bizler de çalışıyoruz, bir takım tıbbi atıklar üretiyoruz. Yani bunu böbreklerimiz vasıtasıyla atıyoruz, bağırsak vasıtasıyla atıyoruz, efendim solunum yoluyla atıyoruz ve deri yoluyla atıyoruz. Burada bizim de açığa çıkartmış olduğumuz, aslında bunlara serbest radikal diyoruz ama halkımızın anlayacağı dillerde toksinli maddeler, yani bize zararlı olan maddeler şeklinde açıklarsak, bu zararlı maddeler bizim gidip sağlıklı hücrelerimizi ele geçiriyor. Bunların yapılarını değiştiriyor ve burada hücre deformasyonlarını görüyoruz. Bir bakıyoruz, saçlarımız dökülmeye başlamış da göz altımızda morluklar oluşmaya başlıyor, kırışıklıklar oluşmaya başlıyor. Cildimiz elastikiyetini kaybediyor. Daha çabuk hasta olmaya başlıyoruz. Yine cildimizde bir takım yaralar oluşmaya başlıyor. Dolaşım bozukluğuna bağlı olarak, işte yine bu şeker hastalığında bilirsiniz, yani ayaklarda iyileşmeyen yaralar olur vücutta. Bunlar başlıyor. Çünkü amaç burada nedir? Oralara oksijen taşınamamasından kaynaklanıyor. Yani vücudumuzda ne diyoruz? Bir temiz kan ve kirli kan olayı var. Aslında kirli kan demek oksijeni kullanılmış kan oluyor. Ama maalesef çevresel etkiler diyelim. Bir de yediğimiz içtiğimiz sağlıksız beslenmeden dolayı damar tıkanıklıklarından oluşan neticelerden sonra o dokulara yeteri kadar kan taşınamıyor. Kan taşınamayınca oksijen taşınamıyor. Ve o dokularda hasarlar meydana geliyor. Ve bu hasarların neticesinde de ileriye dönük çok büyük hastalıklarla karşılaşıyoruz. Bakın, Doktor Otto Warburg 2 adet Nobel ödülü sahibi. Kanser hücrelerinin bir laboratuvarda oksijensiz ortamda ürediğini keşfetmiş ve 2 tane Nobel ödülü almış. Gerçekten de kanser hücreleri oksijensiz ortamda üreyen hücreler diyeyim. Çünkü bizler insanoğlu ne kadar hücrelerimizi canlandırmak için oksijen kullanıyorsak, hücrelerimizin oksijene ihtiyacı varsa, bir de oksijensiz ortamda yaşayan hücreler var. Bakteriler var, virüsler var. İşte siz bunlara yeteri asıl kadar... Asıl risk grubunda bunlar oluşuyor. Tabii ki, tabii ki. Yani bu da bizim, inanın, vücudumuzda çok büyük deformasyonlara, iç organlarımıza büyük deformasyonlara sağlıyor. Yani bizim vücudumuzun bir doğal mekanizması var. Savaş veriyoruz. Gidiyor oraya, siz dolaşımı sağladığınız anda o dokuya bol bol oksijen sağladığınızda o doku zaten hastalanmıyor. Kendini normal vazifesini yapar hale geliyor. Ozon da, yani bu işte oksijenin daha bir aktifi. Ben buna böyle yaramaz çocuk gibi diyorum. Böyle kararsız bir gaz olduğu için bir an evvel ben gideyim, görevimi yapayım. İşte o zararlı hücreyi gideyim, bulayım. Onun içindeki o toksin maddeleri atayım ve o hücrenin yeniden yapılanmasını sağlayayım. Yeni yeni hücre oluşumları sağlayayım ve işte insanları daha zinde, daha sağlıklı bir hale getireyim diyen bir gaz şeklinde konuşuyoruz. Fakat işte tek dezavantajımız bu gazın taşınamaması. Şimdi bunu evde nasıl kullanacağız? İşte evde kullanmamızda burada sorunlar ortaya çıkıyor. Bunu bir kavanozun içine ya da poşetle getirip taşıyamıyoruz. Sadece işte böyle klinik, hastane ortamlarında yapabiliyoruz. Bir de yine yüzyıllardan beri hayatımızda, bakın, çok çok önemli olan bir zeytinyağından bahsedelim. Zeytinyağında işte nenelerimiz, dedelerimiz kullanmış, saç bakımında kullanmışlar, cilt bakımında kullanmışlar, eklem mafsal ağrılarında kullanmışlar, işte yara tedavilerinde kullanmışlar ve artı beslenmemizde de zeytinyağlı beslendiğimiz takdirde ne yapıyoruz? Kalp damar hastalıklarına yakalanma riskimiz en aza indirgeniyor. Evet. Kanser hastalıklarına yakalanmamız en aza indirgeniyor. Daha sağlıklı bir metabolizmaya, daha sağlıklı bir vücuda sahip oluyoruz. Çünkü zeytinyağının içinde de sayılamayacak derecede A, E, D, K vitaminleri olduğu gibi yine kanser tedavisinde kullanılan sukualen adlı ham madde var. Yine hücreleri yenilenme özelliğini kazandıran oleiprin adlı madde var. Siz bir de bu zeytinyağını kullandığınız zaman zaten etkisi muhteşem.
Fakat ozonla zeytinyağını sadece bir yere taşıyabiliyorsunuz. Yani zeytinyağının içine ozonu hapsedebiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Zeytinyağının içine de ozonu hapsettiğiniz anda bunu artık evlerde kullanılabilir hale getiriyoruz. Siz bunu ne aşamada kullanabilirsiniz? Saç telinizden ayak tırnağınıza kadar her aşamada kullanabiliyoruz. Hani şöyle örnek verecek olursak saç dökülmesi diyoruz. Saç dökülmelerimiz de oradaki hücrelerin görevini yapamamasından, yeterli oksijeni alamamasından kaynaklanıyor. Gün içinde işte teknolojik kirlilik diyelim, hava kirliliği, gıdalarımızın içindeki bir takım kimyasallar, dışarıdan aldığımız kimyasal maddeler sonucunda o hücrelerimiz görevini yapamamaz hale geliyor. Artık o saçı besleyemiyor. Siz buna dışarıdan oksijen ve de o zeytinyağıyla beraber bunu verdiğiniz zaman, bir friksiyon yaptığınız zaman tekrar oradaki hücrelerin canlanmasını sağlıyorsunuz. Saç dökülmeniz bitiyor, yeni yeni saç oluşumları sağlıyor. Yine efendim diyelim ki göz altlarını uyguladınız, cildinize uyguladığınız anda oradaki hücrelerin nefes almasını sağlıyorsunuz. O toksin maddelerden kurtuluyorsunuz. Yaşlanma etkilerini en aza indiriyorsunuz. Bakın tabii ki dış etkenler burada çok çok fazla. Tabii her şeyi oksijene, ozona bağlamayalım. Burada biraz da bizim kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Kötü alışkanlıklarımızı bırakmamız gerekiyor. Mesela sigara en büyük cildimizin ve bizim sağlığımızın düşmanı. Sigaradan kurtulursak, biraz sağlıklı beslenirsek, biraz da bunun yanına spora eklersek, egzersizlere eklersek, bol bol oksijen alırsak inanın daha sağlıklı bir şekilde yaşarız. Anlıyorum. Peki burada mesela dikkatimizi çeken bir husus var. Ben birkaç bilgiye de rastladım. Sadece gördüğümüz kadarıyla zeytinyağı şeklinde değil, farklı birliktelikle evet, mesela krem şeklinde ya evet, da veya farklı stick veya rolon. Şimdi şekillerde şöyle, de karşımıza tabii, çıkıyor. Tabii çünkü çok aşamalı kullanılan bir formül olduğu için gün içinde mesela öğrencilerimiz yanında taşısın veya işte herkesin yanında taşıyabileceği bir ürün olsun diye bir stick formumuz var. Bu stick'i ne amaçlı kullanabiliyoruz? Efendim göz altlarında uygulayabiliyoruz. Biliyorsunuz sivilce çıkmadan evvel bir cilt altından bir acıma yapar. Siz onun üzerine bir iki uyguladığınız zaman da odadaki sivilce oluşumunu önlüyorsunuz. İşte kış ayları maalesef dudaklarımız çatlıyor. Çatlak dudaklarda kullanabilirsiniz, uçuklarda kullanabilirsiniz. Yani onu daha çok yüz bölgesinde kullanmamız için, ağız içinde aftar olabilir, yara olabilir, onlara kullanabilirsiniz. O formda bir şey. Normal o sıvı formunun biraz daha ozona tabi tutulup jel haline gelmiş formu. Zaten onun bir ileriki aşamasında da krem oluşuyor. O kremde de hiçbir içinde kıvam arttırıcı bir katkı maddesi yok. Yani burada anladığım kadarıyla şöyle bir durum var. Ne kadar çok ozon varsa zeytinyağının içinde tabii, o kadar çok yoğunluğu mu artıyor? Yoğunluğu artıyor ve katılaşıyor artık. Zaten siz o yağın bir doyma noktası var. İçindeki o doymamış yağ molekülleri ozonu alıyor alıyor. Artık onun da bir son bir noktası var. Ve tamamıyla katı hale geçiyor. Krem haline geçiyor. Sonra artık bir 10 gün daha 15 gün daha ozona tabi tutsanız hiçbir şekilde ozon veremezsiniz. Çünkü bu kimyasal bir değişim olduğu için sadece içerisinde alabileceği, hapsedebileceği kadar alıyor. Ama bu da öyle bir günde iki günde olan bir şey değil. İnanın aylar alıyor. Ve düşünebiliyor musunuz onun içindeki ozon miktarını, aktif oksijen miktarını. Yani etkisi muhteşem. Siz onu cildinize sürdüğünüz anda mesela şeker hastalarının bir iyileşmeyen yaralarına, yatak yaralarına, ayak tırnak mantarlarına, ayak kokusu, vücut kokusu olan ve yine diğer dolaşım bozukluğu olan kişiler uyguladıklarında içerisindeki aktif oksijen molekülleri cilt altına kadar derinlemesine nüfus ediyor. Odadaki kan dolaşımını arttırıyor. Kan dolaşımını artınca doğal olarak hem bizim vücudumuzun kendi onarım mekanizması harekete geçiyor. Yine vücudumuzda oluşan mesela diz kapaklarımıza sürdüğümüz zaman yine vücudumuzda bir takım ağrı kesiciler var doğal olarak. Onların açığa çıkmasını sağlıyor. Oralara, hasarlı bölgelere daha fazla kan gitmesini sağlıyor. Daha fazla oksijen taşınmasını sağlıyor. Bir de dışarıdan siz bunu oksijen takviyesi yapınca o dokuların daha çabuk iyileşmesi, daha geç yaşlanmasını sağlıyor. Anlıyorum. Burada merak ettiğim bir husus var. O da şu. Mesela zeytinyağına direkt olarak eklenen ozon moleküllerinden evet, bahsettiniz. Evet. Burada mesela somut bir örnek verebilecek olursak çok yoğun bir ozonun olduğundan bahsettiniz orada. Normalde işte o kremdeki ozon miktarını bir insan diğer alternatiflerle ne şekilde karşılayabilir, alabilir? Yani onu şöyle söyleyeyim.
Mesela dün hatırlıyorum yağmurdan sonra yeryüzüne inen mesela ozon tabakasından bahsetmiştik. Tabii. Yani şimdi ne yapıyoruz? İşte şehir hayatı biliyorsunuz yani ne kadar uyutsak uyuyalım bir türlü kalkamıyoruz. Çünkü yeterli oksijen yok. Bir de nefes almayı da bilmiyoruz. Derinlemesine nefes almıyoruz. Kısa aralıklarla alıyoruz. Vücudumuzun tam etkisini yani sağlayacak oksijeni almıyoruz. Hı hı. Nasıl bir hafta sonu bir yerlere gidiyorsak ya da köyümüze, memleketimize gidip orada temiz havada ciğerlerimize bir oksijen çektiğimiz anda ya da orada 1-2 saat uyuduğumuzda kendimizi daha genç, daha zinde, daha diri hissediyorsak bunun da sayesinde oksijen var. Siz orada işte aylarca alamayacağınız, vücudunuza alamayacağınız oksijeni biz şu kadarcık bir şeyin içine hapsedebiliyoruz. Artı hem bu da normal saf bir oksijen değil. Bunun bir artısı O3 ozon daha aktif bir oksijen. Ve siz bunu cildinize uyguladığınız anda etkisi muhteşem oluyor. Bir detoks etkisi yaratıyor. Anti-aging yaşlanma etkilerini ortadan kaldırıyor. Dokuların iyileşmesini, daha oradaki hücrelerin daha uzun ömürlü yaşamasını sağlıyor. Bir ayaklarınıza uyguladığınız zaman ayaklarınızdaki o yorgunluğun, günün yorgunluğunu gittiğini görüyorsunuz. Yani çoğu insanın problemi olan bir ayak kokusu vardır. Yani oradaki ayak kokusunu yapan bakteri ve virüslerdir. Siz bunu oraya uyguladığınız anda o havasız, oksijensiz ortamda yaşayan bakteri ve virüsleri bir anda yok ediyorsunuz. Çünkü neden? Bol bol bir oksijenli ortam sağlıyorsunuz. Deriniz orada nefes alıyor. Yine iyileşmeyen yaralar niye iyileşmiyor? Çünkü oradan içeriden doku hasarlı, bir takım da oraya yeterli beslenme gelmediği için o yaraların iyileşme süreci çok çok uzamaya başladı. Siz oraya bunu uyguladığınız anda o dokunun tekrar canlanmasını, orada yeni hücrelerin oluşumunu sağlıyorsunuz. Anlıyorum. Ozon miktarında herhangi bir eksilme oluyor mu peki? Çok güzel bir soruya değindiniz. Eğer yeterli koşullarda saklandığı takdirde şu anda Avrupa'daki ölçümlere göre 17 seneden beri ozonlanmış zeytinyağı diyelim. Zeytinyağı bu da aslında bizim için bir araç, yani ozonu taşımamız için kullanılan bir araç ama bundan da hiç sıkıntı duymuyoruz. Çünkü zeytinyağının da müthiş etkisi var. Bebek pişiklerinde kullanılıyor, konaklarda kullanılıyor, vücudun her bölgesinde kullanılıyor. Yani kanamayı durdurucu özelliği var, yumuşatıcı özelliği var. Tıraşta kullanılabilir. Erkeklerde bazıları sakalları sert olur, kıl dibinde iltihaplar oluşabilir. Bunu da bununla birleştirdiğiniz için etkisi muhteşem. Hiçbir şekilde kapağını açtığınız zaman içindeki ozon kaybolmaz, bir yere gitmez. Yalnız sadece serin ortamda bulunması gerekiyor. Direkt gün ışığına, işte yaz günlerinde Temmuz, Ağustos ayında camın kenarında veya direkt gün ışığı alan bir yerde güneşin altında bırakırsanız ozon miktarında azalma olur. Ve sıvı hale döner zaten. O eski haline. Evet, hiçbir katkı maddesi olmadığı için buzdolabında bulunmasında fayda var. Ama öyle çok aşırı ısıdan bahsediyorum. Normal oda sıcaklığında şu anda kış aylarında hiçbir sakıncası yok. Sadece demiş oldum, Temmuz, Ağustos ayında siz onu cam kenarında direkt güneş ışığına maruz bırakırsanız içindeki ozon miktarı azalır ve yapısı bozulmaya başlar. Ondan dolayı serin yerde muhafaza ettiğimiz takdirde bir buzdolabının normal bölmesinde 17 seneden beri şu anda orijinalliğini muhafaza ediyor. Onun için son kullanma diye bir şey yok. İstediğimiz, arzu ettiğimiz her zaman kullanabiliriz. Bebek pişiklerinde kullanabiliriz. Hanımlar selülitlerinde, çatlaklarında kullanabilirler. Ameliyat sonrası iyileşmeyen yaraların o yaranın iyileştirilme sürecini hızlandırmak için kullanabiliriz. Ameliyat izinin kalmamasını sağlamak için oradaki doku onarımını hızlandırmak için kullanabiliriz. Efemine dolaşım bozukluğunda, şeker hastalığında kullanabiliriz. Hatta yağ formunu, gastrit, mide, reflü gibi şikayeti olanlar her sabah bir çay kaşığı içtiği takdirde zeytinyağı zaten biliyorsunuz o mide mukozasını sıvıyor. Ve yine bir helikobakter pylori'den bahsediyoruz. O da bir takım bakter, midemizde üreyen bir bakteri. Bunun da yok olmasını sağlıyor. Hazımsızlığı gideriyor. Dolayısıyla yine kabızlık problemi olanlar bağırsakların yumuşamasını sağlayabilir. Bağırsakların metabolizması düzenlendikten sonra zaten metabolizmamız düzeliyor ve kilo vermeye başlıyoruz. Yani onun için zeytinyağını hayatımızdan ayırmayalım. Bir de bu ozonlanmış zeytinyağını kullanırsak etkisini göreceğiz. O zaman anladığımız kadarıyla hani bir direkt olarak etkileri var. Bir de dolaylı olarak etkileri var ki. Dolaylı etkileri zannediyorum biraz daha. Şimdi Selim Bey diyeceksiniz yani her şey mi? Bakın aslında olay çok basit. Bizler niye hasta oluyoruz, niye yaşlanıyoruz, niye bir takım problemlerle karşılaşıyoruz? Ya bir takım ilaçlar aldığımız zaman işte bir boğaz enfeksiyonu oluyoruz, boğazımız ağrıyor, yutkunamıyoruz, bir şey yiyemiyoruz.
Bir alıyoruz ilaç, bakıyoruz geçmiyor, ne yapıyoruz, gidiyoruz bir kültür yaptırdığımız zaman işte o kültürü laboratuvar ortamında baktığınızda ne oluyor da onun içinde bir takım bakteri ve virüslerin üremiş olduğunu görüyorsunuz. Ona göre ilacınızı aldığınız zaman o bölgeyi temizlemiş oluyorsunuz. Çünkü siz oraya bunu mesela bir gargara yoluyla uyguladığınızda hem içerisindeki bol aktif oksijen, bir de o mikrop giderici, bakteri öldürücü, antiviral ve mantarları öldürücü özelliğinden dolayı bu organizmaların yaşayacağı alanı tamamıyla yok ediyorsunuz. Tamamıyla saf ve doğal. Saçımıza dedik hücreleri besliyorsunuz. Yine cildimizde oluşan deformasyonlar hep bu hücre kayıplarından, doku kayıplarından oluştuğu için hücrelere tekrardan hayat veriyorsunuz, can veriyorsunuz. Ağrı, ağrılarınız var, diz ağrılarınız var. Sürdüğünüz anda oradaki ağrı mekanizması açığa çıkıyor. İnanır mısınız, eklem içine bir de bunun uygulama şekilleri var. Siz diz ekleminin içine direkt olarak ozon gazını bir takım bazı hocalarımız var, yağ da uyguluyorlar. Yağla uyguladığınız anda 3-4 seans sonra ben bastonunu bırakan teyze ve dedeleri görüyorum yani. O kadar rahatlıyorlar ki işte sandalyede namaz kılmaya başlayanlar oturarak yatarak namaz kılmaya başlıyor. Yani bu da çok çok önemli bir şey. Oradaki dejenere olmuş o kıkırdak dokusunu onarıyor. Çünkü oraya oksijen taşımak zor. Ama siz bunu direkt olarak uyguladığınız anda oradaki kıkırdak doku bile iyileşiyor. İçindeki o eklem sıvısı dediğimiz, o eklem sıvısının içindeki bir takım bakteri ve virüsler, mikroplar yok oluyor. Orada bir hayat sağlanıyor ve ağrı kesiciler oraya gidiyor. İşte vücudun diğer onarıcı mekanizmalar hepsi oraya hücum ediyor ve daha sağlıklı oluyorsunuz. Anlıyorum. Burada biz genelde hani ozon tabii denildiği zaman tabii bazı tarzlarıyla da karşılaşıyoruz. Tabii. Bunun sauna ya da işte diğer uygulanan tabii tarzları var. Tabii vücudumuza çeşitli bu yollanalım. Bu ikisi çok farklı sonuçlar mı doğuruyor? Tabii ki, tabii ki. Bir de klinik ortamda, hastane ortamında yapılabilecek şey var. Sadece solunum yoluyla alamıyoruz. Majör dediğimiz kan yıkama yoluyla, minör dediğimiz yine intramüsküler yolla alabiliyoruz. Sauna yoluyla yani alabiliyoruz. Yani karın ozonla da yıkandığı bir tabii, sistem var tabii. Değil mi? Tabii, yani bizim ülkemizde de inşallah bu daha da ileriki seviyelere gidecek. Şu anda işte bunun genelgeleri oluşturulmaya başlanıyor. Hocam Profesör Doktor Nurettin İlacı bu konuda bir duayen kendisi. Bununla ilgili yine kongreler yapıyor. Bu kongrelerde her gün için işte ozonda oluşan gelişmeleri görüyoruz. Nelere iyi geldiğini görüyoruz. Ya bunlardan da gurur duyuyoruz. Mesela bir diş hekimliği fakültesinde çok çok fazla uygulanmaya başladı. Ağız sağlığında ve diş eti işte iltihaplarında, o yaralarında, işte diş etinde de bir takım işte o implantlardaki oluşan yaraların iyileşme sürecini hızlandırması, dişleri beyazlatması, daha çabuk iyileşme süreci sağlaması. Yani hayatı bize aslında bu gökyüzünden gelen bir şifa. Bir şifa diyorum ben. Anlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben son olarak sözlerinizi almak isterim. Tabii ki yani şimdi buradaki izleyicilerimizin aklına bir şey takılmasın. Burada her şeyin gerçeğinden bahsetmeye çalışıyorum. Bizim için en sağlıklı olan şey bol bol oksijen almak. Mümkün olduğu kadar kendimizi kötü ortamlardan, havasız ortamlardan temiz ortamlara çekelim. Ciğerlerimize bol bol oksijen alalım. Sigarayı bırakalım. Sağlıklı beslenelim. Spor yapalım. Ve bununla beraber de bu formülleri ihtiyaç duyduğumuz anda vücudumuza uyguladığınızda inanın o değişikliği, vücudunuzun nefes aldığını, o cildinizin daha sağlıklı, pırıl pırıl parladığını görecekler. Çok teşekkürler. Çok sağ olun verdiğiniz tüm bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, bugün de ozon hakkında bilgi aldık. Değerli konuğumuz herbalist Sayın Erdoğan Kureş'ten ve şimdi kısa bir ara rica ediyoruz. Ardından da bugün de programımıza son noktayı koyacağız.